Hepinize selam. Ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ortaokul öneriler videosu çekiyorum. Bu video biraz daha eğlenceli olması için kendini ortaokuluma nasıl geçtim, ortaokulumu nerede nasıl geçirdim ve biraz daha hatalar vesaire bunlardan bahsedeceğim. Bu videoyu uzun süreden beri çekmek istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Bu arada 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf ayrı ayrı bunların nasıl geçtiğini, neler yapmanız gerektiğini, daha kişiliğinizin doğru olması için öneriler tarzında bir video çekebilirim. Ben komple bugün ortaokulu anlatacağım ama uzun olmayacak, kısa kısa anlatacağım. O zaman hemen başlayalım. Önce ortaokuluma nasıl geçtim? Ortaokulumun adı Dede Korkut, ilkokulunda Dede Korkut'tu. Şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3'ü Dede Korkut ilkokulunda okudum. Sonra ben tam 4. sınıfa geçerken orası ortaokul oldu. Ve 4. sınıfı ortaokulunda okuyamayacağım göre. Ben Topçular ilkokuluna geçtim. 4. sınıfı orada okudum ve 4. sınıfta ben 4E sınıfındaydım. 4E sınıfındayken 4A'dan, 4B'den, 4C'den, 4D'den nefret ederdim. Ve şu an karmayız. Yani bütün 4E, 4A falan hepsinden öğrenciler var. En sevmediğim de 4A'ydım. Ve şu anki sınıfımın %80'i o sınıftan. Yani 4A'dan. 7 yaşım arkadaşlarım var biliyorsunuz. En yakın arkadaşlarım. Yeliz 4D'deydi. Yeşim de 4A'daydı. Ben de 4E'deydim. Şimdi biz ortaokula geçiyoruz. Ortaokula geçerken şöyle bir şey oldu. Benim Dede Korkut ortaokulu olduğu için Dede Korkut ortaokulu yıkıldı. Biz de başka bir şeye geçtik. Misafir okul olarak başka bir okula geçtik. Ve burada ben şimdi 4E'den 5E'ye geçmem lazım. Ama 5A'nın öğrencileri okunurken bütün 4A sınıfındaki öğrenciler 5A'ya geçmiş otomatikman. Ama bir kişiyle yani 5A haricinden B, C, D, E'den birini A sınıfına atıyorlarmış. Ve şansa beni attılar. Ve hani 5A'yı okuduklarını, Deniz Güç dediklerini ben ağlamaya başladım. Çünkü nefret ediyorum bütün hepsine. Hani gerçekten benim için çok zordu. Gittik müdürü yardımcısının yanına, dediler yok olmaz vesaire. Ben ağlayarak sınıfa girdim ve gelişim yanına oturdum. Arkadaşımız da böyle başladı aslında. Ve benim nefret ettiğim kızlar diyeyim. Onlar zaten hani başka bir ortaokula geçmişler. Şükürler olsun. O yüzden çok zorlanmadım ama çoğu kişiden nefret ediyordum. 5. sınıfa geçtiğinizde bence güzel arkadaşlıklar ve doğru arkadaşlıklar kurmanız gerektiğini düşünüyorum. Kendi kişiliğinizi doğru olarak yansıtmanızı istiyorum. Zaten kişiliğiniz de ortaokulda oluşuyor. Nasılsanız 4. sınıfta, ilkokulda nasılsanız ortaokulda öyle geçiyorsunuz. Yani öyle yansıtın arkadaşlarınıza. Ben Ali'seniz Fatma diye, Ali Fatma diye olmaz. Ali'seniz Mehmet diye tanıtmayın kendinizi. Mesela o yaşlık bir çocuk öyle bir şey düşünemez ama olsun. İşte benim arkadaşlıklarım başladı. Öncelikle kendinize kesinlikle ortaokulda düzen oluşturuyorsunuz. Ortaokulda düzen oluşturmaya başlayın. 5. sınıftan eğer derslerinize odaklanmayı öğrenmezseniz, derseniz o zaman 8. sınıfta, 7. sınıfta işiniz çok zor arkadaşlar. Aşırı zor. Yani ipin ucu kaçarsa gerisi geliyor gerçekten. O yüzden ilk önerim size doğru arkadaşlıklar kurun. İkinci önerim kendinizi iyi tanıtın. Üçüncü önerim de düzeninizi kurun. Geldik dördüncü öneriye. Dördüncü öneri de öğretmenlerinizin gözünde iyi bir insan olun. Yani normalde de iyi bir insan olun. Ve öğretmenlerinizin gözünde de böyle olun. Ya yalak olun diye bir şey demiyorum ama hani öğretmen sınıfa geldiğinde size gözünüz çarptığında şöyle yapmasın. Kitabınızı size versin. O yüzden iyi bir öğrenci olun. Şimdi 6. sınıfa geçiyorsunuz. Hala çocuksunuz. Ve ben şöyle bir şey diyorum. 5. sınıftan bence ben voleybola başladım. Voleybola başlayın. Neye, hani hangi alana ilginiz varsa ona başlayın. Çünkü 5. sınıf en temel olduğu için o zaman başlamanız gerçekten daha güzel olur. Daha mümkünatlar olur diyeyim. Çok dalla ilgilenebilirsiniz. Boş boş geçirmeyin ortaokulunuzu. 6. sınıfa geldik. 6. sınıfta aynı. Söyleyebileceklerim fazla sorun çıkartmamanız, arkadaşlıklarınızı devam ettirmeniz, çok fazla arkadaş edinmemeniz, çok fazla ortama girmemenizi istiyorum. Daha böyle pozitif olun, daha düzenli ve renkli olun.
6. sınıfta 5. sınıf gibi aslında. Öğretmenlerinizi her zaman her şeyden önce tutun, sevin. Saygıyı ve sevgiyi kesinlikle ihmal etmeyin. Saygı çok önemli. Disipline çok kolay gitmezsiniz ama çok küçüklükten böyle disipline şey yapmayın, yani fazla delilik yapmayın. Ama çok da boş oturmayın. Gerçekten ortaokulu eğlenerek geçirin. Geçmişe baktığınızda sevdiğiniz hatalar olsun, güleceğiniz hatalar olsun. Hani hatalarınız gülecek hikayelerden çıksın. Ama geçmişe bakıp da yüzünüzü çevireceğiniz, utanacağınız hatalar yapmayın. Yani hatadan daha çok yanlışlar yapmayın. Çünkü o hatalar, hata olduğunu bildiğiniz için ikinci hatayı yaparsınız, o yanlış olur. 7. sınıfa geldiğinizde ergenliğe giriyorsunuz. Çoğunlukla biz, yani biz dedim işte bu yaş grubu diyelim, 7. 6. sınıfta 7. sınıfa geçerken ergenliğe giriyoruz. Ben şimdiki 7'lere bakıyorum. Hepsinin sevgilisi var. Arkadaşlar sevgili yapın. Evet gerçekten diyorum. Ama şöyle sevgilileri biliyor musunuz? Kız arkadaşın, kız BFF'in erkek versiyonu. Mesela benim Ahmet diye arkadaşım var, o da aynısı. Ama sevgililik nedir? Mesela bir erkek arkadaşınız vardır, bir erkek sevgiliniz vardır. Ama siz erkek sevgilinize kalp atarsınız ama arkadaşınıza atamazsınız. Arkadaşınıza atamayacağınız şeyleri sevgilinize atarsınız. Mesela kalp olur falan. İşte böyle biyografinize tarih yazarsınız. Onlar klasik şeyler. Budur. Bazıları var sadece biyografisiyle tarih atmak için sevgili yapıyor. İki gün sonra ayrılıyor. Façı atıyor. Ya ne yapıyorsun? Ya açıkçası bana göre sevgili yapmayın. Gerçekten saçma sapan şeyler. İçinizde bir heves olacak, merak etmeyin. Hevesinizi alırsınız ama ortaokulun için çok ergen. Şöyle ki söyleyeyim. Ben mesela kızım. Kızlar erkeklerden daha çok olgunlaştığı için erkekler kızlardan 1-2 yaş daha büyük olur ki o olgunluk şey olsun, eşitlensin. Ama hani ortaokulda böyle bir şey olamaz. Ya ortaokul 6. sınıftaki bir kız 8. sınıftaki bir erkekle çıkması çok yanlış olur. Neyse bu sevgili konusu böyle sevgili iyi erken yapmamızı istiyorum. Ergenliğe girdiğinizde saçma sapan şeyler yapmayın. Şu faça gibi olaylar, sigara gibi olaylar. Ergenlikte çünkü bunlar ortaya çıkıyor. Bunlarla alakalı kesinlikle bir video yapmayı düşünüyorum. Özellikle bu konularla alakalı. 7. sınıfta çoğunlukla dersleri salacaksınız. Salmayın lütfen. 8. sınıf için 7. sınıf çok çok ama çok önemli. Zorluklara bakarsak 5-6 zor değil. Ama 7. sınıf biraz daha 7. sınıfı iyi geçirirsiniz, 8. sınıfı rahat geçirirsiniz. 8. sınıf aşırı zor değil yani bana göre. Benim gibi bir insana. Çünkü çok şey yapmıyorum. 7. sınıfı iyi geçirmenizi istiyorum. Bu tarz olaylara karışmayın. 8. sınıfa geldiğiniz zaman zaten birçoğu hatanızı anlıyorsunuz. Mesela öğretmenleriniz sizle konuşurken lan kelimesini kullanabilir. Ama 5. sınıftaki bir öğrenci bunu kullanamaz. Çünkü gider hemen birine söyler, velisine söyler, şikayet eder yerse. Yani bilmiyorum, benim yemiyordu. Ama hani daha çok okulaşıyorsunuz, öğretmenleriniz size karşı tavırları, yani kişilikleri tabii ki değişmiyor ama tavırları biraz daha değişiyor, konuşmaları olsun. Size bir şeyler anlattığında siz onları anlayabiliyorsunuz. Bana göre çoğular anlamıyor yani. Ben öğretmenleri gerçekten her zaman anlayabilen bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. Hatalarımın çok olduğu bir öğrenciyim. 8. sınıfta da kesinlikle böyle disipline gelecek şeyler yapmayın. Yani bunlar yanlış olur hatadan çok. Dediğim gibi sigara şeyleri 8. sınıfta çok başlanıyor. Yani bu tarz şeyleri kesinlikle başlamayın. Liseden vesaire kesinlikle arkadaş edinmeyin. Kendinizden büyük. Tabii ki iyi insanlar kaç yaşında olursa olsun, nereli olursa, ırk, cins, din bu fark etmez. İyi insanlarla her zaman beraber olun. Ama lisedeki çoğu kişi ergen ve size faydası olmayan kişiler. Bu yüzden çok fazla böyle sizden büyük ya da farklı ortamlardan arkadaş edinmeyin. O ortamlara gidersiniz. Öyle diyeyim. Yani 8. sınıfta böyle daha sakin olun. Daha sınavınıza yönelik olun. Ya ben açıkçası öyle biri değilim. Ya gerçekten böyle test çözenlere çok özeniyorum ya. Mesela gerçekten ipin ucunu baştan salmasaydım, düzenli olsaydım, düzenli olarak konuları dinleyip anlasaydım olurdu. Ama yani şu an nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bunun için lütfen siz ben olmayın. Kesinlikle düzenli ve planlı olun.
Arkadaşlarınızı sevin, öğretmenlerinizi her zaman saygı, sevgiyi. Ya sevmek olan değilsiniz ama saygı duymak herkes ve her zaman her şeye saygı duymak zorundasınız. Bu yüzden öğretmenlerinize saygı duyun. Ben öğretmenlerimi açıkçası çok seviyorum. Hani burada öğretmenlerim beni izlemiyor, yok yok vesaire anlamayın ama gerçekten ortaokulu dönüp baktığımda en değer verdiğim şeylerden biri, hatta en değer verdiğim şey öğretmenlerim. Çoğunluğunu çok seviyorum gerçekten. Çok uzun süreden beri öğretmenim olanlar da var. 4 sene yani az değil. 4 sene. Ve onlar sizi yetiştiriyor. Siz ne görüyorsunuz onu yapıyorsunuz. Ona göre yürüyüşünüz bile hani onlara özenmek denilir ya. Öyle bile değişebilir. Bugün 23 Nisan. Bu arada onu söyleyeyim. Ben bu videoyu 23 Nisan'a atmayacağım ama. Çocuklar. 23 Nisan. Çocuk bayramı kutlu olsun. Hepinizi öncelikle öpüyorum. Böyle 8. sınıfta da söyleyeceklerim bunlar. İyi arkadaşlıklar edin. Öğretmenlerinize saygı kusuru şey yapmayın. Sigara tarzı şeylere başlamayın. Çok saçma salak şeyler gerçekten. Ve her zaman pozitif olun. Negatif bir ergenlik geçirmeyin. Ergenliği herkes geçiriyor. Bu çok doğal bir şey. Fakat siz ergenliğinizi olgunluğunuzla geçirin. Şımarık bir insan olmayın. Daha çokla kendini bilen, ne yapmak istediğini bilen insanlar olur. Ve 8. sınıfta artık yavaş yavaş kendinize gelecekle alakalı planlar oluşturun. Hedefler koyun. Bunlar çok klasik geliyor ama gerçekten bunlar önemli şeyler. Artık zaman yavaş yavaş geliyor. Ve söyleyeceklerim bu kadar. Sizi çok sıktıysam özür dilerim ama bunu çok yapmak istiyordum. Ortaokul çünkü bitti. Ortaokul bitiyor. Mezuniyet geliyor. Sınav geliyor. Evet. Ve böyle. Yani videom bu kadardı. Hepinizi öpüyorum. Aşağıdan videomu beğenmeyi ve kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın. 500 aboneye çok az kaldı. Birazcık geç oldu ama geç olsun güç olmasın. Evet bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada 5. Eğer ilk çekersem 5. sınıf öneriler videosu çekeceğim. İstiyorsanız onu aşağıda bekliyor unutmayın. Hadi, o zaman görüşürüz.